Yeni videodan Avşa Adası'ndan herkese selamlar. Ablam Gökçe ile beraberim. Gökçe ne haber? Merhaba arkadaşlar. Bugün klasikleşen motor videomuzla yine karşınızdayız. Evet, güzel bir motor videosu çekeceğiz. Hem motorla gezeceğiz Gökçe. Evet. Hem de bazı güzel noktalarda tabii durabiliriz. Etrafı yine gösterebiliriz. Öyle şeyler de yapabiliriz. Aynı bizim bu gezenler de var motorla. Arkadaşlar bu arada motora birazcık zor oturduğum için şu an evet, Gökçe inemiyor. Bu arada motor dediysek evet. Yuki'nin elektrikli bisikleti aslında, herhangi bir ehliyet de gerektirmiyor Gökçe. Burada da çok yaygın kullanılıyor evet. Bu. Hatta hazır burada durmuşken ilk yeri gösterelim Gökçe. Burası Boğaziçi Motel. 1'e 75 liraymış, 1 artı çerezde 100 liraymış. Evet. Burada eskiden maç yayını da olurdu. Bilmiyorum hala var mı ama. Böyle güzel bir motel burası da. Hemen bakın, denizin yanındayız dostlar. Denize oldukça yakınız. Arka taraf deniz. Şurada korsan kafe var. Hemen yanında da en son ismi Avcı'ydı ama isimleri değişebiliyor. Şurada bir kafe var ve şu ileride de bir tane kafe var aslında Gökçe. Burası da Avşa Adası'nın denizinin güzel olduğu yerlerden biridir. Ben de tam onu söyleyecektim. Arkadaşlar bence buranın denizi 10 numara 5 yıldız bir deniz. Ben gerçekten çok beğeniyorum ama tabii bize birazcık uzak olduğu için çok fazla gelemiyorum. Hatta geçen sene en son gün gelmiştim. Gökberk beni burada beklemişti, onu da hatırlıyorum. Gerçekten çok güzel, keyifli bir denizi var. Kumu çok güzel, öyle diyebilirim. Aynen öyle. Eğer buraya gelmek isterseniz aslında internette Kum Motel yazabilirsiniz. Kum Motel'in hemen önünden veya Korsan Kafe de yine yazabilirsiniz. Boğaziçi Motel'de yazıp Gökçe buraya gelebilirler. O zaman motor videomuza yavaştan başlayalım. Tamam. Sen motorla nasıl yapacağız? Sen motorla benim arkamdan etrafı çekeceksin. Arkadaşlar bu videomuzda bir de şunu da belirteyim. Böyle galiba marka ya da yer ismi geçtiği zaman reklam kelimesini geçirmek zorunda mıyız değil miyiz onu tam bilmiyoruz. Ama yani yine de hani reklam... Neyse onu geçiyorum da herhangi bir işbirliğimiz falan yok. Bunu demek istiyorum kısaca. Avşa'da dostlar aynen öyle, herhangi bir işbirliğimiz yok. Gökçe'nin de söylediği gibi buraları görünce tanıtıyoruz. Gökçe evet. Senden bir şey rica edeceğim. Arkadan çekerken kafamın arkasını çekme ki görüntü güzel olsun. Tamam mı? Sana bunu yayın açıkken söylüyorum. Yapmazsan kızacağımı biliyorsun. Yok, güzel diye. Bir video çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Tamam hadi bakalım, hem motorla gezelim, sen etrafı anlat. Güzel noktalarda duralım. Evet arkadaşlar, şimdi muhteşem videomuza başlıyoruz. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Bizim daha önce de geçen sene ve ondan önceki yıllara ait yine motor videolarımız mevcut. Siz de daha önceden bu videoları izlemiş olabilirsiniz. Yol olarak yine muhtemelen aynı yerlerden geçeceğiz. Size elimden geldiğince çevreyi göstermeye çalışacağım. Ben şoför olarak Gökçe şunu söylemek istiyorum. Farklı noktalara da sokacağım seni bu sefer. Aa, güzel. Daha sahil güzel. Bandından gitmeye çalışacağım. Deniz kıyısından. Hatta hemen şuradan şimdi bir kumsala giriş yapalım. Bakın söylediğim tamam. gibi Avcı Kafe'ymiş burası. Bir oraya girelim. Su arıtma tesisinin hemen yanından gireceğiz Avcı Kafe'ye. Evet arkadaşlar, şimdi o görmüş olduğunuz sokağa girdik. Zaten çok fazla güneş parlıyor. Büyük ihtimalle sahil gözüküyor mu gözükmüyor mu tam emin değilim. Ben şimdi dostlar sizin için inip sahili çekeceğim. Evet, burası Avcı Kafe'ymiş. Şu an hemen Avcı Kafe'nin önündeki sahile geldik. Size burada bir denizi göstermek istiyorum. Aynı zamanda kumsalı da göstermek istiyorum. Maalesef geriye dönüp gösteremiyorum. Çünkü insanlar tahmin edersiniz ki şu anda denize giriyor. Ve onları rahatsız etmek istemem. Şöyle ama size plajı gösterebilirim, denizi. Yine aynı şekilde burada böyle insanlar denize giriyor. Gördüğünüz üzere. Hemen karşıda Fener Adası var. Karşı tarafta Ekinlik Adası. Ekinlik Adası videosunu da bu tarafa bırakayım. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz. Kumsal burada böyle. Deniz oldukça güzel gözüküyor. Birazcık dostlar şuralar yosunlaşmış. Ama biraz açılırsanız gayet güzel olacaktır diye tahmin ediyorum. Bakın burada böyle araba kiralayıp deniz arabası deniyor. Yunus da deniyor onlara. Onlarla da ileriye açılabilirsiniz. Onları da tutmak için şu ileriye gitmeniz gerekecek. Devam edelim. Avcı Kafe, bahsettiğimiz kafe. Önünde böyle bir yel değirmeni gibi bir şey yapmışlar tahtadan. Burası da dostlar güzel bir kafeterya. Burada kağıt oyunu oynanıyor mu bilmiyorum ama okey oynanıyor diye hatırlıyorum. Bira, fast food, içecek her şey var. Hatta gidelim ben senin için bir yanına bir göstereyim neler varmış neler yokmuş ve kaç paraymış. Menü açıkçası çok silinmiş. Gözüme çarpan birkaç bir şey oldu. Patates tava 100 liraymış. Soğuk içecekler bu kola fanta dediklerimiz 50 lira. Çaylar eğer yanılmıyorsam 15-20 lira gibi bir şeydi. Yani ortalama bir fiyat var diyebiliriz Gökçe. Mesela hamburger 200 liraymış. Köfte ekmek 130-140 lira. Biraz silikti de tam göremedim. Yine fotoğrafını çektim. Bakarız zaten. Burası da bence güzel bir yer. Değerlendirilebilir burada. Evet, bilmiyorum. İnsanlar ne kadar mutlu gözüküyor. Değil mi? Eğleniyorlar insanlar. Denizi gösterdim. En başları biraz yosunlaşmış ama geri kalan gayet temizdi. Evet. Biz şu an bu sıcakta geziyoruz. Evet dostlar. Ama o yüzden. Olsun, inşallah daha sonra gideriz. O yüzden videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.
unutmazsanız seviniriz. Aynı zamanda bu gezilerimizi desteklemek için katıl butonuyla da kanalımıza destek verebilirsiniz diyelim Gökçe ve gezmeye bu muhteşem edelim. Motor turumuza devam edelim. Arkadaşlar bakın burası da içme suyu arıtma tesisi. Bu içme suyu arıtma tesisi eğer yanılmıyorsam Türkiye'de bir ilkti. Daha sonra bu tesisten sonra yine bunun gibi başka bir tesis açıldı mı Türkiye'de bilmiyorum. Bu tesisim burada herhangi bir koku sorunu şu an almıyorum. Şöyle yolun hemen yanında da bir tane BİM mevcut. Yine biz merkeze doğru gitmeye devam ediyoruz. Bu arada Avşan'ın artıları ve eksileriyle ilgili çok fazla soru geliyor. Bunlara da değinmek istiyorum. Gökçe onlara değinmeden önce sol tarafı gösterir misin? Tamam. Bak yeni çok güzel villalar yapılmış dostlar. Hatta şu anda anladığım kadarıyla hepsi satılık. Hatta bakayım. Oy. Allah pardon. Havuz da var Gökçe. Ufak da olsa bir havuzu da var. 1, 2, 3, 4 tane daire olduğunu görüyorum. Tabi bunlar 1 artı 1 midir? Hepsi komple mi satılır onu bilmiyorum. Bayağı güzelmiş. Güzelmiş. Evet, alanlara güzel. Şimdi de hayırlı olsun. Tam Arena Beach'in yanında. Orayı da gösterelim hatta arkadaşlar. Hatta dur ben Arena Beach'in önüne doğru gidiyorum. Şöyle. Şimdi Gökçe. Tamam. Ay var ya. Komik adamlar gerçek zannettim. Yerleri gerçek zannettim. Benim hatta bunlarla fotoğrafım vardı bir tanesiyle. İşte Arena Beach'te böyle gözüküyor. Güzel. Gayet güzel. Ortamı tamam, güzel. Benim motorumuz. Ben az önce söylemiştim yunuslarla geziliyor diye. Mesela Arena Beach'in önünden kiralayabiliyorsunuz. Bu adanın farklı sahillerinde bulunuyor Gökçe. Bence bu da keyifli olur açıkçası. Kano kiralamak güzel bir havada. Zaten şu an deniz dümdüz arkadaşlar. Tam böyle hani kiralanacak bir gün bence. Evet. Gel Gökçe şurada bir avşa hatırası. Arkadaşlar kalkamıyorum ama merhaba. Hello. Çok güzelmiş ya. Güzel burası yeni açılmış. Batik kafeymiş Gökçe. Böyle ne bak. Hoş bir kafe. Bak fiyatlar da var. Hemen fiyatları da göster. Çay 20, Nescafe 50, soğuk kahve 100, Türk kahvesi 50, soğuk meşrubat 60, limonada 50, tost 150'ymiş Gökçe. Aparatifler de mevcutmuş. Güzel. Çok güzel bir mekan. Buraya gelsek evet. Mi bir gün kardeşim? Olabilir. Olabilir. Aslında şu anda köye girdik. Ne? Girmedik. Yok daha girmeye çalışıyoruz. Of buralar bayağı kalabalıkmış. Evet şöyle bak uzaktan zaten gösteriyoruz. Evet. Gökçe sol taraftaki evleri göstersene ne kadar güzel. Tamam. Arkadaşlar burada böyle çok güzel çiçekli bahçeleri olan güzel evler var. Oo insanlar tatilin keyfini yaşıyor. Bak Hotel Avşan'ın mesela kafe kısmı da güzelmiş. Evet. Arkadaşlar videolarımızda elimizden geldiği kadarıyla zaten bir yerlere oturup bir şeyler yemeye çalışıyoruz ki sizlere de fiyatları gösterelim. Artık yani siz de yorumlarda belirtiyorsunuz, pahalı bulduğunuzu söylüyorsunuz. Bizim de zaten Türkiye'nin hali belli. O yüzden hani çok pahalı diye her seferinde söylemekten birazcık yorulduğumuz için daha çok hani ucuza bir şey gördüğümüzde arkadaşlar bakın ne kadar ucuzmuş diyoruz. Artık yani olay birazcık buna döndü. Ama yine de elimizden geldiğince sizlere yeni yerler göstermeye devam edeceğiz. Hatta bugün merkeze indiğimizde hatta şu an geldik sayılır. Yine belki bir yere oturup bir şeyler yiyip size gösterebiliriz. Bakın arkadaşlar burada da böyle bir park mevcut. Köpeğin güzelliğine köpek baksana. Köpek çok güzel. Şöyle bir manav varmış. Artık zaten bu noktadan itibaren başlıyor. İki seçeneğimiz var. Sağdan da gidebiliriz, soldan. Bence sağdan bir merkezi deneyelim baktık. Çok kalabalık. İyi de sağdan şimdi ortada merkeze gelmek çok saçma. Ama bak herkes giriyor. Giriyorlar. Giriyorlar. Bir deneyelim olmadı. Baktık çok rahatsızlık verdik insanlara çıkarız. Bici bici at. Ben hiç hayatımda bici bici yemedim. Ben de yemedim. Hep daha de merak çok Adana'ya ederim. Evet zaten Adana'ya öyle biliyorum. Belki bir gün deneriz bici bici. 60 TL. Atom 100'müş, waffle da 100'müş. Okey devam edelim. Burada bakın midyeler var. Midye dolma. Zaten Avşa'da çok sayıda midye dolma tezgahı göreceksiniz. Evet. Mesela bardakta mısır da var. Evet. Oy. Arkadaşlar merkeze gelmiş bulunmaktayız. Böyle gideceğim Gökçe. Yani aslında sürmeyeceğim. Ayağımla iteleyeceğim. Aa zavallı çocuk. Arkadaşlar bakın fiyatlar. Arkadaşlar bakın merkezde böyle çok sayıda pansiyonlar da mevcut. Biz tabii ki de şu an bunların fiyatlarına vakıf değiliz. Bunların fiyatlarını bilmiyoruz. Ama 1000 lira, işte 1500 genelde bu fiyatlar konuşuluyor. Bunun dışında tabii ki 600'e 700'e bu fiyatlara da bulmanız mümkün. Bence mümkün mü? Evet ben öyle yorumlar gördüm.
sanki öyle olan yerler var. Bunları da yine internetten bence en güzeli araştırmak. Burası bayağı bir kalabalık, o yüzden görmek de zor. Bir de karşıda çok kamyonu var. Evet. Hadi çıkalım artık. Sürüyor buradan. Şöyle bir giriş yapalım artık. Hem ara sokaklar daha ilgi çekici, farklı yerlere de gebe. Mesela hemen karşımıza çıktı Gökçe. Evet, ben arkadaş, burayı ilk defa görüyorum. Bakın arkadaşlar, burada böyle meyhane tarzı bir yer var. Valla püfür püfür de esiyor şu evet, anda. Evet, ben sanki burayı gece görmüştüm. Gece kalabalık oluyor. Orada biz bu videoyu yayınladığımız günün akşamı Türkiye-Hollanda maçı var. Avrupa Şampiyonası çeyrek final mücadelesi. Skor tahminlerinizi de çok merak ediyorum. Yorumlara yazmayı unutmayın. Gökçe, seninle ben biliyorsun geçen Gürcistan maçında tahmin verdik. Ben tutturdum, sen çok yaklaştın. Evet. Senin bu maç için tahminin nedir? Türkiye-Hollanda. Türkiye-Hollanda? I can't evet. Guess. Yok. Türkiye-Hollanda ne desem. Ya arkadaşlar 2-2 diyeceğim de çok saçma olacak. Yok, saçma olmaz bu arada bence. Ya nedense 2-2 diye geçti. Uzatmalarda alırız diye düşünüyorsun. İnşallah, evet, çok güzel olur. Benim de nedense aklımdan 1-1 geçiyor. Hadi ya, biz de evet. Bu sefer beraber şey yap. Ve uzatmalarda 1-1 de biz alırız gibi geliyor. Tabi umarım Gökçe yanılalım, hiç uzatmayla falan evet. Uğraşmayalım. 3-0 olsun, bitsin. Güzel, biz de devam edelim. Gökçe, ben pazarı göstermek istiyorum. Aa, güzel olur. O tarafa gidelim. Gidelim o tarafa. Aa, zaten oraya gelmişiz. Arkadaşlar, bu pazar sanırım salı günleri kuruluyordu ya da her gün mü var ya? Bak abla, şunları göstermek istedim. Limonlar. Aa, ne kadar güzel. Mesela buradan bahçenizi süsleyebilirsiniz gelip bir şeyler alıp. Bizim bahçe birazcık rüzgarlı bir yerde kaldığı için maalesef ki çok fazla ağaç, çiçek onlar tutmuyor arkadaşlar, olmuyor. Ama siz böyle daha rüzgar almayan yerlerdeyseniz eğer bunu mutlaka değerlendirin. Şimdi Gökçe, bir de farklı bir şey yapalım ya. Bak, pazar yok. Adanın belki de daha önce hiç göstermediğimiz arka sokaklarına doğru gidelim. Dırın dırın. Dırın dırın. Söylemiştim bu videoda farklı yerleri gezeceğiz evet. diye. Evet. Güzel, çok keyifli. Güzel. Bu arada motosiklet kullanmak çok keyifli gerçekten Avşa'da. Evet, tabii her zaman dikkat etmekte fayda var. Sağdan soldan birileri çıkabiliyor. Ben Gökberk'e dedim. Böyle arkadaşlar ikili motorlar var. Hani arkası direkt böyle oturuyorsunuz. Tuk tuk gibi o Hindistan'daki. Dedim ki bunlardan alsak ya. Gökberk dedi, sen işte dedi prenses mi zannediyorsun kendini? Arkama oturtup seni gezdireceğim ben arkadaşlar. O yüzden böyle bu şekilde geziyorum. Bacaklarım acıyor. Ama neyse. Her şeye rağmen gezmeye devam. Ay, çukura girmiyor. Şimdi Gökçe, bir tane Migros'a gidiyoruz. Ay, bence bu Migros, merkezdeki Migros çok kalabalık olabiliyor. Hı hı. Bu Migros'la merkezdeki Migros'tan yürüme mesafesi olarak 2 dakika mı? Evet, çok az. Çok az. Ona bir gidelim. Hı. Hani orayı bir gösterelim. Ya orayı tamam. Tercih edebilirsiniz. Bazen çok uzun kuyruklar evet. oluyor diğer Migros'ta. Arkadaşlar, bu arada benim bu videodaki asıl amacım Avşa'nın artılarını ve eksilerini konuşmaktı. Ama şu an motor üstünde gerçekten buna hiç odaklanamadım. Daha çok böyle hani biraz daha etrafı gösterme videosu gibi olacak. Bence onun için ayrı ve hani yürürken falan onu konuşabilirim de bu şekilde yapamadım. Öyle bir video yaparız evet, ilerleyen zamanda. Etrafı gezme videosu. Ay, evet, bakın arkadaşlar, size şöyle göstereyim. Böyle gayet geniş geniş etraf dönüyoruz. Bu tarafta da genelde böyle marangoz işleri yapılan yerler var. Ayrıca mermerler var yine. Bu arada Marmara Adası'nda hala mermer çıkıyordur diye düşünüyorum. Değil mi Gökberk? Evet, tabii orada devam ediyor. Hı-hı. Arada bazen orada böyle patlatıyorlar. Sesi Avşa Adası'ndan bile duyuluyor. Bir deprem olmuş sanırım. Hani hafif bir böyle sarsıntı oluyor. Şimdi Gökçe, iskele sağ tarafımızda kaldı. Evet arkadaşlar, iskele şöyle şu tarafta. Zaten biz genelde hep arabayı buraya koyuyoruz. Caminin böyle arka kısımlarına. Evet, buralara park edebilirsiniz. Buralar evet. genelde boş oluyor. Hemen zaten merkeze çıkıyorsunuz. Ve burada Koçtaş var. Evet, onu da gösterelim. Evet. Buradan arkadaşlar kendinize böyle işte masa takımı falan o tarz şeyler alın. Ama çok büyük bir Koçtaş değil. Aynen değil. Ufak böyle butik şeyleri. Hatta belki Gökçe biz de sonra bir gezebiliriz. Ha, güzel olur. Aslında bahsettiğimiz Migros'a geldik. Evet. Güzel bir Migros. Büyük bir Migros bu arada. Evet, yani. Evet, burada ufak değişik bir şeyler değil. Olabiliyor. Bir Migros'a girelim Gökçe. Su alalım, tamam. bir şeyler alalım. Hem de birazcık dinlenmiş oluruz. Sonra devam edelim. Girdik içeri. Gayet güzel içerisinde. Yani aradığınız her şeyi rahatlıkla bulabilirsiniz. Bu arada ıslak mendillerimizi aldık. Zaten suyumuz vardı. Yükümüz burada. Evet. Şu an yine gezmeye devam edeceğiz. Şimdi Gökçe, ben gece kulüplerin olduğu tarafı gösterelim istiyorum ama evet. bu merkezdeki o ufak olanlar değil. Evet. Asıl büyük disco tamam. tarzı.
Hatta geçen videoda ünlü isimlerden bahsetmiştik. Hı-hı. Hande Yener, Sefo. Evet evet, bayağı gelen var. Doğrular hatırlayamadım. Ben de hatırlayamadım. Onların aynen sahne aldı aslında. O disco topluluklarını bir gösterelim. Tamam. Evet Gopal. Neler düşünüyorsun? Burada çok büyük bir köpek var. Aa arkadaşlar, bir de köpekler bu hani dönen tekerleklere karşı birazcık hassaslar ya. Çok avlıyorlar ya. Yavaş yavaş gidelim. Bu taraflar birazcık şey, beni ürkütüyor. Burası Çınar Altı'ndan hemen sola dönerseniz ulaşabileceğiniz nokta. Burada Gökçe meşhur gece kulüpleri var. Tanz, Arena ve Liatris. Evet. Bu üçü. Bunların arasında en meşhur olanı Tanz. Evet, o çünkü galiba Tanz çok eskiden beri var. Herhalde evet, diğerleri daha sonradan açıldı. Tabii ben gerçekten çok uzun zamandır gitmedim. Yani ciddi manada çok uzun evet zaman oldu. Pandemiden daha önce belki gittim. Evet, biz bayağı eskiden gitmiştik. Daha sonra neden bilmiyorum, pek gitmedik. Evet, şimdiki durumları da bilmiyoruz ama bir gece gitmek istiyorum Gökçe. Eğlenmek istiyorum. Güzel olur. Arkadaşlar bakın burada da. Baksana. Of, ama Allah'tan şey arkadaşlar, zincir. Şey arkadaşlar, burası da mezarlık. Burada Allah rahmet eylesin diyelim. Böyle Avşa Belediye mezarlığıymış. Evet. Hatta bununla alakalı hep böyle bir arada geçer işte. Gece kulübüne giderken mezarlığın hemen yanından geçiyoruz diye böyle konumlandırılmış. Aynen. O ilginç birazcık. Gerçekten ilginç evet. Çok köpek var mezarlıkta. Çok da tatlı iki tane. Evet. Mezarlık gayet bakımlı gözüküyor bu arada. Evet. Büyük de bir mezarlık. Evet. Allah rahmet eylesin diyelim. Devam ediyoruz Gökçe. Evet, Avşa bizi ilk karşılayan Avşa Arena Disco. Bakın böyle soldan dönünce hemen karşımızda. Arkadaşlar bu arada ben bir videoda şey demiştim. Gecelerim mesela 1'de 2'de hiç korkmadan eve yürüyebilirim diye. Daha sonra onunla ilgili bir yorum geldi. Hani biz de tam tersini duyduk. Hani biraz akşam tehlikeli olabiliyormuş. Ben şunu kastettim aslında. Yani bu barlar kısmı gece nasıl oluyor gerçekten bir fikrim yok. Ama merkezden yani iskelenin oradan, bizim ev zaten Deniz Mahallesi, Mavi Koy'a doğru o taraflarda. O tarafa doğru ben herhangi bir kötü bir şeyle karşılaşmadım açıkçası. Oralar bana güvenli geliyor. Ama evet, buralar hakkında pek bir bilgim yok. Şimdi Gökçe, sezon boyunca kulüp Arena Avşa'ya gelecek sanatçılar burada. Evet. Karşımızda gözüküyor. Uzi, Hande Yener, Çakal, Taha, Özer, Hande Ünsal, Bayhan'ı görüyoruz. Ebru Polat, Mef. Yani farklı sanatçılar da var. Dolu dolu. Evet, bayağı sezon evet boyunca burası dolu dolu devam edecek. Evet. Bu arada bazen arkadaşlar 30 Ağustos'ta da sanatçılar geliyordu. Ama bu sene hani tanınan isimlerden evet gelen olacak mı bilmiyorum. Hatta bir soralım. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba. Biz bir YouTube videosu çekiyoruz. Avşa Adası'nı tanıtıyoruz. İçeriği gösterme imkanımız var mı şimdi? Tamam, teşekkür ederiz. Hatta şimdi kendilerinden rica ettim. Avşa Arena Disco'nun bir de iç kısmını gösterelim. Motor dursun, bir şey olmaz. Tabii şu anda biz gündüz geliyoruz. Burası gece bambaşka bir atmosfere bürünüyor. Merhaba, kolay gelsin. Hoş geldiniz abi. Merhaba, hoş bulduk. Bir YouTube videosu çekiyorum da burayı çek. Tamam, teşekkür ederiz. Burası da böyle gözüküyor. Bunlar localar. Tabii ücretleri locaların biraz daha yüksek olabiliyor. Orta alanda böyle gözüküyor. Gelen sanatçılar da tam karşıda çıkıyorlar. Yine üst katlarda da bakın yerler var. Böyle bir kare şeklinde yapılmış. Gece burası gayet keyifli oluyor. Akşam Özer var sahnede. Yarın akşam Hande Yener geliyor. Yarın akşam Hande Yener geliyor. Aa çok güzelmiş. Harika. Daha Özer, yarın Hande Yener. Hande Yener geliyor. Evet. Çok güzel. İnşallah bakalım. Kısmet olursa gelmek isteriz biz de Hande Yener'e. Avşa Adası'nın en büyük gece kulübü. Daha doğrusu Türkiye'nin en büyük 3. açık hava diskosu. Süper. Peki Hande Yener'in ücretli mi girişler? Evet. Kişi başı 400 lira. 400 lira. Süper. Onun dışında bir harcama limiti var mıdır yoksa? Ne içerseniz ne yerseniz onu ödüyorsunuz. Onu ödüyorsunuz. Evet. Tamam. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Yine görüşmek üzere. İnşallah. Hoşça kalın. Bakın fiyatlar da Hande Yener 400 liraymış. Herhangi içeride de ne yiyip ne içerseniz onu ödermişsiniz Gökçe. Ben içeri giremedim. Motoru öyle bir koyup gittik bir anda. Evet, bir anda girdim. Aynen dedim, büyük bir araba gelirmiş oğlum. Disco'yu da göstermiş olduk böylece Gökçe içini de. Videoyu yarın yollarım. Arena Disco'dan çıktık. Bu arada o 400 lira Hande Yener'e özel aslında bir giriş ücreti. Diğer gecelerde ücretler olmuyormuş dostlar. Tabi bazı sanatçılarda belki değişiyor da olabilir. Onu aslında gelmeden önce ararsanız öğrenebilirsiniz. Fiyatları onu da belirtelim Gökçe. İyi oldu, içeri girip gösterdi. Değil mi? Evet, farklı. Evet, sağ olsunlar, izin verdiler. Teşekkür ederiz. Güzeldi.
Şimdi kulüp Riyatris'e dönmeden önce Tanz'ı gösterelim Gökçe. Evet. Yine Riyatris'e de bakın. Aa şey, bu Survivor'daki kız değil mi? Hangi? Aa evet. Aleyna Kalaycıoğlu. Var. Onun yanında Eren, Engin Can var. Şurada Gökçe tam isimlerini ama okuyamadım. Ama yok, bunlar Haziran'daymış. Bunlar bitmiş. Aa bitmiş. Aynen. Doğru. Tamam. Evet. Bunlar bitmiş. Gelip geçmiş artık. Aynen öyle. Neyse. Liatrice'e de döneceğiz. Şimdi Tanz'a gidelim tamam. Gökçe. Arkadaşlar Tanz büyük ihtimalle ben şey olduğunu düşünüyorum. Hani Almanca'dan dans. Evet. Oradan geliyor. Oradan geliyor. Orada. Zaten Avşar Adası'nda çok fazla Almanya'dan gelen kişi de var. Tanz'ın görüntüsü dışarıdan kale gibi bakın yukarıdan. Evet. Burası da yine iki katlı. Aslında birazcık arenaya benziyor Gökçe. Evet arkadaşlar ben buraya herhalde ne kaç kere? 4-5 kere belki gelmiş evet. Olabilirim eskiden. Ben çok geldim. Çok da evet, severim. Evet, çok da eğlenceli bir yerdir. Tabii evet. Şu an kapı kapalı. Hani buraya da rica edelim diye bir şey yok, yapacaktım kapalı. Ama kimse yok dostlar burada. Nezin 42. yıl dönümü partisi. Hayır, mı? Nezin yok, değil abla. Tanz'ın 42. yıl dönüm partisi. Gerçekten. 6 Temmuz'daymış. Bu da bugün ayın kaçındayız biz? Arkadaşlar az kalmış. Bugün 5 Temmuz değil mi? Bir evet, gün. Bir gün sonra yarın da 42. yılıymış evet. Bakın Tanz'ın. Çok eski gerçekten. Burası da oldukça güzel bir diskodur. Belki dostlar yorumlara yazarsanız akşam da buralara gelip buraları çekebiliriz. Öyle bir şey de yapabiliriz Gökçe. Bu arada köpek avlaması duyuyorum. Bir şey olmaz köpekten. Tamam. Hemen Tanz'ın da yan tarafında otoparkı var. Yalnız çam ağaçları ne kadar güzel kokuyor. Bunlar çam mı? Ne ağaç? Çok güzel. Bak bu, burada Gökçe güzel bir atı da var. Görkemli bir yer arkadaşlar. Şimdi dönüyoruz son diskomuza. Nereye gidiyoruz? Liatris'e. Ay ne kadar güzel. Gerçek bir doğanın içinde gibiyim şu an. Zaten gerçek bir doğadasın Gökçe. Şu arabaya bir yol tamam, verelim. Tamam bir dakika. Evet arkadaşlar bak buraya geldi. Çuhal'de yenerek gitsek mi? Birdenbire insan yaklaşınca hoşuna gidiyor. Ya giderdim mi? De yarın da milli maç var. Evet. O yüzden herhalde büyük ihtimal tercih etmeyeceğim yarın akşam. Aa, bakın arkadaşlar şöyle karşıdan da buralar gayet güzel gözüküyor. Bari. Ve bence Gökçe Hande Yener Türkçe popunda bir zirvedir. Bilmiyorum ben öyle evet. Düşünüyorum. O bak dikkat tabii. Et bir geçiş vardır Türkçe popta. Onu sanki yapan Hande Yener'di. Evet bayağı bir ara özellikle çok meşhurdu. Evet sana hala kırmızı öyle. Çok yakışıyor. Aa, ne? O zaman belki... ne şarkı patlamıştı. İnanılmazdı. Böyle yazı o o tarz evet. Sanatçıların şarkılarıyla anlardık. Burası da dostlar kulüp Liatris. Bakın böyle gözüküyor. Şöyle tacı var galiba. Evet yine burası da ben buraların kralı mıyım? Kare şeklinde yapılmış bir gece kulübü. Güzel. Evet. İşte. Arkadaşlar böyle büyük olarak yani benim anladığım kadarıyla 3 tane disko var. Tabii evet ki. Ve hepsi o kadar birbirine yakın ki. Avşa Arena Disco, Avşa Tanz Disco, evet. Hemen arkamızda da Liatris Disco. Bu bunlar da şey de yapabilirsiniz bence. Hani birine girip oradan diğerine geçenler de vardır diye var. Düşünüyorum. Ben bunları şeye benzetiyorum. Giden vardır mutlaka. Belki yorumlarda o da belirtir benzetiyorum diye. Marmaris'te gece kulüpleri vardır. Yine hatta orada da Arena'ydı ismi. Böyle birazcık Marmaris gece kulüplerini bana andırıyor Gökçe. Evet. Gayet keyifli oluyor aslında. Tabii yine merkezde bunların daha küçük çaplıları da mevcut. Siz artık hangisini tercih edersiniz orası size kalmış arkadaşlar. Biz küçükken sende öyleydi diye tahmin ediyorum. Böyle giyinirdik, süslenirdik, parfümlerimizi evet. Sıkardık, gömleklerimizi çekerdik, Tanz'a gelirdik, eğlenirdik arkadaş grubumuza. Güzel, o eğlenceli oluyordu. O zamanlar mesela damsız girilmiyordu. Hala var öyle bir şey, öyle, evet. Değil mi? Bu evet. Türkiye'nin her yerinde var. Hiçbir zaman anlamadığım bir şey. Açıkçası yurt dışında o yüzden gece kulübüne gitmeyi çok daha seviyorum biraz. Gökçe. Tabii ki de ya, eğlenmeye gidiyorum ve kimse bana... Yanımda biri var mı diye sormuyor. O eğleniyorum. Biraz işte kültür farkı. Çıkıyorum evet. Merhaba köpek. Damsızın bu arada kelime anlamının nereden geldiğini biliyor musun? Aa siz bunu söylemişsiniz ama unuttum ben. Hemen şimdi söyleyeceğim sana. Hı hı. Ben bunu her zaman açıkçası hani damsız böyle bir evin çatısı yokmuş gibi anlardım. Gerçekten. Küçüklüğünden beri. Fransızcadaki dan kelimesinden geliyormuş. O da dans etmek. Dans ederken erkeğin yanında ona eşlik eden... Kadın anlamına geliyormuş. Aslında Fransızcadan gelen bir kelime evet damsız girilmez diye. Ama hani damsız hep bizde evin damı gibi böyle bir şey geliyordu aklıma bilmiyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Benim de aklıma hep satrançtaki bir taş gibi. Ne alaka? Aa ilginç bak herkesin işte farklı evet. Geliyormuş demek ki. Bir de satrançta öyle bir taş yok herhalde yani öyle bir taş yok. Yani dam o dama da sanki var ya. Dama belki aklıma oradan mı esinlendim de insan beyni böyle değişik bir şey arkadaşlar. Olabilir. Kendi kendine bir şeyler üretebiliyor o zaman... arada. Gökçe oyun bittikten sonra şah damat da aynı kutuya girer diyerek gezimize devam edelim. Bakın arkadaşlar burada böyle park bile var. İlginç. Büyük böyle herhalde hem otelmiş burası.
Galiba kendi havuzu da var. Ya şu sokakların güzelliğine bakın. Avşanlı'nın sokakları güzel. Mesela tamam, temizlik açısından çok aşırı temiz diyemem. Ama güzel. Özellikle merkez birazcık kirli geliyor benim gözüme. Sana da öyle geliyor mu? Evet, birazcık tabii, doğru Gökçe, o konuda haklısın. Çok yoğun turist popülasyonu var, geliyor. Evet. Arkadaşlar şuna dikkat ettim. Gerçekten bu taraflar benim gözüme temiz geldi. Değil mi? Hatta yıkıyorlardı da. Bayağı güzel bakımlı yani bu taraftaki evler olsun, moteller olsun. Onun dışında tam Avşan'ın merkezinde bazı yerler bazen kirli olabiliyor. O da bir gerçek yani. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Adamımıza biraz daha hani bakım özen gösterirsek, değil mi? Daha da güzelleşeceğini tabii, düşünüyorum. Tabii kesinlikle, evet. Ben de sana katılıyorum. Ben. Bakın, bakın motoru neredeyse hiç kapatmadık. Motoru değil. Bakın kamerayı neredeyse hiç kapatmadık. Disko kısmından sahile aslında çok kolay geldik. Aa, Gökçe, evet, fark ettin mi? Ne kadar kolay. Bu taraftan evet. Zaten yürüyerek giderseniz arkadaşlar. Oldukça yakın. Yakın. Şöyle pembe çiçeklerin arasından denize ulaşmak isterseniz. Bakın şimdi biz neredeydik? Size ilk sahili gösterdiğim kısmı hemen göstermek istiyorum. Şurada dostlar parmağımın ucunda sarı bir çıkıntı var. Orası Tüzün Otel. Aslında benim size ilk o avcı moteli gösterdiğim yer, avcı kafeyi gösterdiğim yer orasıydı. Denizi biraz yosunlu demiştim. Burası da, daha da bakın, Fener Adası'nın hemen karşısına geldik. Fener Nargile kafeyi geçtikten sonraki kumsal. Bir de burada size denizi göstereyim. Çok güzel gözüküyor deniz gerçekten. Yosunlanma daha az. İster gibi tertemiz bir deniz var ve kumsal da şöyle gözüküyor. Kumsal da gayet güzel. Valla harika gözüküyor. İnsanlar da burada şu anda denize girmeye, yüzmeye devam ediyor. Kumsal burada bakın. Daha bir böyle kum gibi. Güzel. Şimdi Gökçe'nin yanına gidelim tekrar. Motorla gezimize devam edelim. Burada çok güzel böyle oturabileceğiniz yerler de mevcut. Ne diyorsun? Arkada müzikler. Ya biz pek bu taraflara alışmadığımız için gelmiyoruz ama bu taraflar çok güzel. Ve Gökçe sana şöyle bir şey... Ve Gökçe videoda sen de şu an görmedin ama göreceksin. Buranın denizi daha güzeldi diğer tarafta. Aa öyle mi? Çok güzel bir denizi vardı. Ya bence hazır, ne bileyim, buradayken aslında üşenmeyip buralara gelinip her bir noktada denize girmemiz lazım. Bence biz bazen hata yapıyoruz. Tek bir yerde kalıp. Doğru söylüyorsun. Sence? Burada da bak Anka Kafe varmış. Hadi. Kremalı, mantarlı tavuk ve diğer enfes yiyecekler için Anka Kafe demişler. Burasınız şu arkadaşlar. Bak karşı taraf. Aa bak. Avşa Artemis Otel, güzel evet. Bir havuzu sanki var. Sanki ilk geldiğimizde burayı çekmiştik diye hatırlıyorum. Değil mi? Yürüyüş çekmiştik, evet. Yine yan tarafı da bakın, burada da böyle bir bayağı havuz varmış arkadaşlar. Var. Havuzlu yer var. Bu böyle. Ve Gıybet Restoran. Gıybet çekemiyorlar bizi. Şimdi Gökçe güzel bir manzara noktasına gidelim. Tamam. Ay arkadaşlar bakın. Şurası o kadar hoşuma giden yerlerden biri ki. Ya bakın ne kadar güzel. Arkadaşlar bu arada da benim bahsetmiş olduğum motor böyle bir şeydi. Ben hani böyle arkaya oturum yok. Bak öne rahat. Gökçe'nin hayali buraya oturmak, benim onu gezdirmemdi. Aynen, bence güzel ben ve galiba. Ama galiba birazcık pahalıymış bunlar. Pahalı ya, pahalı. Bakın arkadaşlar bizimki nasıl. Böyle buraları birazcık artık kırılmış falan ama yine de idare ediyoruz. Bir de bu ediyoruz. Çok eski ya, kaç yıldır bizimle beraber, bayağı eski. Tabii ilk herhalde alanlardan biri biziz çok, bu çok, sarılardan. Çok çok önce oldu. Evet. Hadi gel Gökçe, senin için güzel bir yere götüreceğim. Tamam. Şu anda aslında Avşa Adası'nın merkezinde bulunan son kumsalın son noktasına geldik diyebiliriz Gökçe. Ne kadar güzel. Ya buradan ilerisi artık yok. Yani şu kısımda yine bir tane beach club var. Ay, yanılmıyorsam Mama Beach'ti adı. Onun yanında bir kumsal var. Ondan sonra artık farklı yerler başlıyor. Ama gel bak gösterelim arkadaşlar. Çok, çok güzel, güzel evet. Bakın şöyle manzara. Ve size buradan da biz ta şu ileriden az önce de gösterdim. Başladık döne döne böyle arkaları da gezdik. Her yeri gezdik dostlar ve şurada aslında her yerde denize girebilirsiniz. Hatta bunun arkasında da girebilirsiniz. Sadece iskele kısmı dışında. Evet. Arkadaşlar bana eğer sorarsanız ki Avşan'ın en güzel özelliği nedir diye, kesinlikle bu kumsalların çokluğunu söyleyebilirim. Yani zaten bir adadayız. Ada olması çok çok güzel bir şey. Onun dışında bu kadar fazla kumsala sahip olması da gerçekten çok artı bir özellik. Ne diyorsun Gökberk? Tabii kesinlikle katılıyorum ve çoğu yer ücretsiz, halk plajı. Tabii. O da ekstra bir avantaj.
Burada normalde saat biraz erken balık tutanlar oluyor Gökçe. Balık tutmak isterseniz de mesela buraları da tercih edebilirsiniz. Buradan gün çok güzel batıyor. Güzel bir manzara evet. Noktası. Ve eskiden bu nokta biraz daha böyle çok fazla sayıda çok vardı. Şu an herhalde burada daha çok yani otel motel tarzı şeyler olduğu için daha bakımlı. Biraz daha bakımlı. Evet. Burada da Yıldız Butik Oteli görüyoruz. Şöyle gözüküyor. Güzel. Denize sıfır bir otelmiş Gökçe. Çok güzel. Arkadaşlar çok sevdim burayı. Dostlar bu bütün aslında videolarda geçirdiğimiz otelleri internetten, Instagram'dan bulup bakabilirsiniz. İletişime de geçebilirsiniz. Pardon. Biz sadece konum ve dışarıdan görüntülerini söylüyoruz. Hiçbirini deneyimlemedik. O yüzden tavsiye de veremiyoruz. Siz bakarsanız dışarıdan hoşunuza gitmiştir Gökçe. Ben öyle düşünüyorum. Aa bak bu güzelmiş bir bakalım. İnternete girip bakarsanız karar verirsiniz. Arkadaşlar bu arada nasıl diyeyim ben de zaten genelde öyle yapıyorum. Bir yere gittiğim zaman YouTube'dan hemen açıyorum, bakıyorum. Orada insanlar hani bazen böyle yürürken arkada bir yer görüyorum. Aa diyorum burası güzel bir restorana ya da bir yere benziyor. Araştırıyorum. Faydalı oluyor yani. Yurt dışında da böyle yapıyoruz Gökçe. Sen bana bir yerleri yolluyorsun, hemen yorumlara bakıyorum. Evet. Aa güzelmiş, değilmiş. Ona göre bir karar veriyoruz. Öyleydi, devam edelim. Tamam. Arkadaşlar bakın şöyle çok güzel bayrağımızda dalgalanıyor. Gökberk şu an beni yukarı doğru götürmeye çalışıyor. Beraber çıkabilecek miyiz bu yokuştan? Gerçekten biraz çok ürküyorum. Ama inenler var, biz de çıkarız herhalde. Ya nasıl bir bakış açısı? Ya ne bileyim hani şey diye düşündüm. Oraya yani indiklerine göre önceden çıkmışlardır diye. İyi de abla onların motoru gerçekten motor. Ya arkadaşlar çok kötü, ben ineceğim. Gökberk dur ineyim ben yürüyeyim. Gökberk. Gökberk dur. Dur bak. Ben bir aşağı ineyim geri gücüm. Arkadaşlar alıp. Bakın ne kadar yokuş. Gökberk ben bir aşağı gideyim. Tamam. Köpek de havlıyor. Gitti. Arkadaşlar bakalım Gökberk çıkabilecek mi? Ben yani sanki çıkacak gibi duruyor ama çok da emin olamadım. Bisikletle bir amcamız da sularıyla çıkıyor. Aa çıktı vallahi gidiyor. Gökberk orada köpek var mı? Baksana ona göre geleyim. Aa gitti. Arkadaşlar ben de gideyim bari yavaş yavaş. Bakın o ne güzel çıktı. Ben daha çıkamadım, hala yürüyorum. Bari şuradan dönüvereyim. Nereye gitti? Ta uca gitmiş. Aa çok güzel. Hatta çıkmadan önce, onun yanına gitmeden önce şuradan da bir bakalım bence. Oo şöyle merdivenler var. Galiba buradaki biçe doğru gidiyor. Ay ne kadar güzel gözüküyor, muhteşem. Şu an orada olmak istedim. Çok güzelmiş. Evet, Gökberk'in yanına doğru gidiyorum. Bakın ne kadar güzel gözüküyor. Türk bayrağımız ve şöyle. Evet, o kadar güzel gözüküyor ki. Ay yoruldum ama buraya çıkacağım diye. Ay arkadaşlar şu manzaraya bakın. Güzel ya. Bence Avşadası'nın konumu falan güzel arkadaşlar. Bazen böyle evden de bakıyorum ya diyorum ne kadar güzel. Hadi bir fotoğrafını çek devam edelim. Ay yoruldum. Gökçe şok yaşıyor şu an. Arkadaşlar oradan köpek sesleri geliyor ya. Dedim ki bu köpekler nereden aldım? Bir baktım çatının üstünde iki tane kocaman köpek var. Şurada tam. Çatının üstünde duruyorlar. Aa onlar kendileri çıkmışlar orada. Yani büyük ihtimalle. Çünkü kimse yadırgamıyor. Ben bu evet. Köpekleri hep buraya gelince görüyorum. Görüyor musun? Evet. Motorumuz burada. Şöyle Türk bayrağımız dalgalanıyor Avşadası'nın. Her yerinden görünen bir konumda ve karşıda güzel manzaramız. Harika gözüküyor Gökçe. Burası da benim gerçekten sevdiğim bir alan. Evet. Buraya böyle arkadaşlar özellikle gece vakti de güzel olacağını düşündüm. Değil tabii mi? Çok keyifli oluyor. Evet. Luna Park bir de dönme dolabı. Aa, tam şurada gece orada dönünce baya güzel bir atmosfer oluyor. Zaten sahildeki işletmelerde genelde ışıklarını yakıyorlar. Şıkır şıkır, şıkır bir ortam. Şıkır şıkır güzel böyle. Mesela arabanızı çekip de gelebilirsiniz. Yürüyerek de Gökçe yürüdün aşağıdan. Öyle yoruldun ama çok bir... Yok geçti normal. Evet normal bir yorgunluk. Ve şöyle size ev yoğunluğunu da gösterelim. Bakın şöyle her yerde evler var şu anda. Şu tepeler boş. Ama gitgide her sene daha da böyle tepeye doğru gidiyor sanki. Evet tabii belli imar yasaları var bu arada. Belli bir metrekare altında ev yapamıyorsun. Bu tarz böyle biraz o konular derin dostlar açıkçası. Çok da bilmiyoruz. Öyleydi Gökçe. Devam edelim. Biz şimdi buradan iniyoruz. Yokuşta beraber inmeye karar verdik. Değil mi? Gucur gucur sesler. Ay hadi şuradan bir insek.
bakın böyle tepeler zaten çok fazla ağaçlık değil. Yani Avşa öyle çok fazla ne bileyim bir ormanlık bir yer değil zaten. Yok ya, bu köpek bize saldırma. Arkadaşlar dönelim, biz burada yolda bir köpek var. Evet, nasıl köpekten tırstık ve kaçtı. Biz bildiğimiz kalabalık insan topluluklarının olduğu yerden gidelim bence. Hem daha güzel buralar. Evet. Bir arka sokaktan dönelim. Tamam. Oy. Sen Avşa'nın doğasından bahsediyordum. Daha sonra köpeği görünce yarım kaldı. Dediğim gibi çok yeşillik değil ama evlerin bahçeleri gayet güzel, bakımlı. Çiçek açısından güzel. İnsanların kendine ait ağaçları var. Onun dışında ama bir mesela Antalya olsun, Marmaris olsun. Oraların bence doğası nasıl anlatayım, daha böyle haşmetli duruyor. Yani oraya gittin mi gerçekten doğanın içine düşmüş oluyorsun bence. Sence Gökber? Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Bunu biz Ekinlik'te konuştuk. Neden buraların yeşillendirilmediği hakkında sürekli yangın çıkıyormuş. Evet. O sebeple. Belki yandırılmışsınız. Şok market. Evet. Nereden gireceğiz Gökhan? Az ileriden döneceğim artık. Sağ taraftan çıkacağız. Evet, hafiften böyle esinti de artmış. Arkadaşlar siz nasıl yerleri tercih ediyorsunuz? Mesela daha böyle kalabalık yerleri mi seviyorsunuz yoksa merkezden uzak tenha yerler daha mı çok hoşunuza gidiyor? Bunu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Rastgele bir sokağa girelim dedik. Bugün daha çok zaten bahsettiğimiz gibi merkez tarafındaki yerleri size gösteriyoruz. Bunun dışında adanın diğer tarafına da yine belki motorla bir gezinti yapabiliriz. Yok bak, ne diyorsun? Evet, olabilir. Evet, böyle mavi koy tarafları da bence motorla gezilip görülebilecek yerler arasında. Güzel yemek kokuları da geliyor arkadaşlar. Tamam. Çok güzel. Bak, ağaçlar, sokaklar, renkli renkli. Maşallah. Aa bak, yerler bile ne kadar güzel renkli boyamışlar. Nereden gidelim? Buralar mesela benim için tam yazlık. Ben özellikle denize yakın yerler bana daha bir yazlık havasında geliyor. Bizim ev hep hani bahsediyoruz, biraz daha yukarıda kaldığı için ben bazen o yazlık hissinden çıkıyorum. Sana da öyle oluyor mu? Hayır köpek, lütfen gelme. Bak buralar ne kadar düz yok bak. Daha hava durgun oluyor buralarda. Ama sıcaklık olarak bence buralar yazın daha sıcaktır. Bizim oralarda hava bir tık daha değişiyor rüzgar bakımında. Şu an arkadaşlar Çınar tarafına doğru gidiyor. Yok, Çınar altındaydı. Çınar altına geldik hatta. Evet. Burayı da yıllardır sürekli adını karıştırıyorum. Çınar mı Çınar altı mı bir türlü öğrenemedim ya. Çınar altı. Çınar altı. Evet, çünkü orada bir ağaç var ve bu ağacın altı Çınar altı oluyor. Artık bunu öğren Gökçe. Tamam. İhtimalle bugün de burada maç yayını olabilir. İnsanlar... Almanya-İspanya maçı var, evet. Var mı? Ama biz evimize gidiyoruz. Evimizde izleyeceğiz. Bir de bugün genelde yazları birazcık böyle kumpir yapıp yemeyi seviyoruz. Bugün de bizim kumpir günümüz. O yüzden aşağıda hiçbir şey yemedik arkadaşlar bugün. Öyle karar verdik. Bir de birazcık motor turumuz uzadı. Birçok noktayı göstermeye çalıştık. O yüzden birazcık hani vakitlice gidelim, yemeğimizi evde yiyelim diye düşündük. Ama yine aşağıdan böyle değişik yerlerde yemek yediğimiz videolarda gelmeye devam edecek. Nasıl olsa daha buralardayız. Oy, yine bir çukura girdik. Şu eskiden arkadaşlar bu yol kapalıydı. Artık rahatça gidebiliyoruz. Gökberk önce şey diyordu işte, bu yolu neden kapadılar falan. Sonra bu yıl açılmış diyor ki neden açtılar. Bir türlü çocuğu memnun etmek mümkün değil. Yarı kapalı değil, yarı açık olsa galiba. Evet. Aa bak Gökçe, şurada bir yer kurulmuş. Ne? Bak, aa bakın arkadaşlar, galiba burası akşamları herhalde el emeği ürünlerin satıldığı bir nokta. Öyle anladım. Şöyle yine Avşa AVM varmış burada da. Ben bahçe girdim, mobilyaları. Ben girdim bak oraya. İki tane var sanki. Her şey var oranın içinde böyle, evet. Mutfakla alakalı olsun, aa, farklı güzel şeyler olsun. Evet, keyifli bir yerde açıkçası. Şimdi bir anons vardı, yavru köpek bulunmuş. Bak. Evet, şu an tekrar ediyorlar.
Arkadaşlar Avşa'da çok fazla şey kayboluyor. Yani genelde hep böyle anonsları duyabilirsiniz. Bazen karışıyor ama anonslar. Evet, bizim evin oradan çok duyulmuyor. Şimdi Gökçe bir Luna Park kısmına inelim. Tamam. Oo. Bu da arkadaşlar Avşa Güneşi. Gökberk'le buna binmiştik. Kimi insanlar hala denize giriyorlar ama kimileri de artık böyle yavaştan giyinip merkeze doğru inmeye başlamışlar. Gerçekten de yazın keyfi burada çıkıyor diyebiliriz. Oo, çok güzel. Bir tarafta denize girenler, bir tarafta işte yemek yiyenler. Keşke biz de o iki taraftan biri olabilsek. Aynen. Evlerinde mutlu bir şekilde oturanlar. Benim şu an bacaklarım aşırı derecede acımaya başladı. Ama keyifli bir video oldu arkadaşlar. Bilmiyorum, inşallah siz de beğenirsiniz ya. Burada böyle granit pizza diyor. Daha önce buraya hiç gelen deneyen var mı? Eğer varsa bize yazarsa mutlu oluruz. Yok, bakın galiba karnı acıktı. Ama şu an kumpir yemeye gittiğimiz için deneyemiyoruz. Ama başka bir gün deneyebiliriz. Ben kumpirin fotoğrafını da bu videonun sonuna ekleyeceğim. Ooo. Evet. Çok iyi. Vay be, burası bakın ha. Bana çadırla alakalı çok soru geliyor. Evet. Buraya ben geçmiş yıllarda karavanların geldiğini hatırlıyorum. Hatta arkada da bir tane karavan duruyor. Fakat. Fakatı var Gökçe. Evet. Onu şimdi söyleyeceğim şuradaki tabeladan ötürü. Şimdi... Proje alanı yazıyor, evet, değil mi? Ben de onu gördüm. Şurada bakın. Tans Turizm Ticaret Şirketi'nin proje alanıdır deniyor. O sebeple buraya çadır kurulur mu, karavanla gelinir mi bilmiyorum açıkçası. Maalesef bu konu hakkında da bir görüş belirtemiyorum. Ve eskiden burada arkadaşlar 30 Ağustos'ta şöyle kendime döndüreyim. Kutlama yapıldığı da olmuştu bu alanda. Ama daha sonrasında yine merkezde iskelenin orada yapıldı. Bu sene bakalım nasıl bir organizasyon bizi bekliyor. Hep birlikte göreceğiz. Göreceğiz. Gökçe inelim artık. Ben gerçekten de o alanın içindeyim. Gayet güzel. Etrafım geniş bir şekilde. Videoya artık veda etmek istiyorum. Çünkü artık şarjımız da %9 kalmış. Çok az. İnşallah bu videodan keyif alırsınız izlerken. Yorum yapmayı unutmazsanız gerçekten çok seviniriz. Onun dışında eğer beğendiyseniz de beğen tuşuna basarsanız o da güzel olur. Ve aynı zamanda da tabii ki de dostlar, abone olmanız da bizim için önemli. Ve farklı video fikirleri varsa, mesela şunu yapabilirsiniz, şunu görmek istiyoruz gibi, bunları da belirtirseniz bizim için güzel fikir olur diyelim Gökçe. Zaten çok daha hani vaktimiz var, her yere inşallah sırasıyla gidip göstereceğiz. O zaman hoşça kalın. İyi bakın kendinize.